Efendim merhaba. Evet, haftanın son iş gününde ve son detay programında bu haftayla ilgili paylaşımları yapacağız. Son gün çok hareketli geçiyor. Hem Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hem de içeride özellikle müteahhitlerin yaptığı eylem sonrası yaşanan konular var. Yani dinamik bir gün. Biz de bayağı ekip arkadaşlarımızla birlikte, özellikle rejideki arkadaşlarımızla bayağı yorulduk. Canlı bağlantılarla sevgili Çiğdem dışarıdan müteahhitlerin nabzını tuttu. Sevgili Mert de Cumhurbaşkanı'nın dönüşünde Sayın Akıncı'nın açıklamalarına yönelik sorular ve yorumlarda bulundu. Ve yoğun bir günü götürüyoruz. Az sonra Sayın Reşat Akar her cuma olduğu gibi Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmenimiz stüdyoda olacak. Ve tüm bu yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Tabii Diyalog'un da manşete çektiği haberlerle birlikte bugün baktığımız zaman biz de Diyalog'da, Diyalog Televizyonu'nda vermiştik. Zeytin üretiminle ilgili yaşanan sıkıntıları, bu sene rekoltenin azlığını ve tabii ki fiyatların yüksek oluşunu. Bunlar ana konularımız olacak. Şimdi bugün sabah saatlerinde başladı müteahhitler bir araya gelmeye ve istikamet iş araçlarıyla birlikte aynen tarım, hayvancılık kesiminde olduğu gibi müteahhitler de gücünü iş araçlarıyla gösterdi. Ağır iş makineleri, kamyonlar başkenti sardı ve öncelikle Maliye Bakanlığı'na gittiler. Burada arkadaşımız Çiğdem Aydın, Sayın Müteahhitler Birliği Başkanı'yla, Cafer Gürcafer'le konuştu. Canlı yayında aktardık. 160 milyona yakın alacak var. Tümünü istemiyoruz diyor. Yani biz de biliyoruz devletin içerisinde olduğu durumu. Ama diyor bir can suyu da, bir 20 milyon, bir 30 milyon. Bu can suyu da özellikle sadece devlete iş yapan müteahhitlerin ciddi bir şekilde sıkıntıları var. 7-8 aylık bir ödenememe sorunu var ve biriken borçlar var. Tabii ki buradan alınacak olan para diyor Sayın Gürcafer, müteahhidin cebine girmeyecek. Sağa sola ödemeler yapılacak, işçilerin ödemesi yapılacak vesaire. O yüzden bir can suyu lazım diyor. Fakat bunda bir adım atılmayacağı öngörülüyor. Çünkü sevgili Çiğdem daha sonra Maliye Bakanı Serdar Denktaş'la da görüştü. Serdar Bey'le bugün dedi ki önceliğimiz var, emeklileri ödememiz lazım. Sonrasında da maaşlar var, maaşları ödememiz lazım. O yüzden böylesi de bir durum var. Zaten bütçe el verdiğince ödemeye çalışıyoruz ama Türkiye'den gelecek olan kaynak henüz gelmediği için de yüklü ödemeleri yapamıyoruz diyor özetle Sayın Serdar Denktaş. Daha sonra Başbakan'la görüştü müteahhitler. Tabii bir sonuç çıkmadı, para olmayınca sonuçta çıkmıyor haliyle. Bu eylemlilik süreci salıya kadar devam edecek. Salı gününden sonra eğer bir ödeme yapılmazsa ya da bir plan ortaya çıkmazsa farklı eylem modellerine de, sivil itaatsizlik gibi farklı eylem modellerine de gideceklerini ifade ediyor müteahhitler. Sayın Akıncı ile Sayın Anastasiadis'in bugünkü görüşmesi yaklaşık 2 saate yakın, 1,5 saat, 2 saat arası sürdü. Ve somut olarak tek ortaya çıkan konu 12 Kasım'da Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılıyor olması oldu. Onun dışında uzun açıklamalar yaptı Sayın Akıncı. Arkadaşlarımızın, gazeteci dostlarımızın sorularını yanıtladı. Orada da verdiği bilgiler özetle bu gevşek federasyondan falan çok önemli bir durum yok. Sayın Anastasiadis masaya ne ile geldiyse aynı noktada diyor Sayın Akıncı. Ve Türkiye ile ilişkiler konusunda da görüşmeden Sayın Çavuşoğlu ve Anastasiadis görüşmesinde haberi olmadığını söyledi. Ama bunun olabileceğini ama Kıbrıs Türklerinin de sürecin dışına itilmesinin söz konusu olmadığını, son sözü Kıbrıs Türklerin ve Kıbrıs Rumların söyleyeceği uyarısında bulundu. Ve bir uyarı da Doğu Akdeniz'deki bu petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin Sayın Akıncı gerekli uyarıları yaptık, konuştuk. Baş başa da görüşmüşler. Çünkü baş başa görüşmede bu doğalgaz konusunu gündeme getirdiğini ifade etti ve bir kriz uyarısında bulunduğunu açıkladı Sayın Mustafa Akıncı. Evet, böylesi yoğun bir gündemimiz var. Sayın Akar, size hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ayto.
Birinden birinden başlayalım. İçeriden dışarıdan bugün hızlıca gidelim. Tüm izleyenlerimize de sevgi saygılarımızı göndererek başlayalım. Şimdi önce ben dış politikadan başlayalım. Bugün Sayın Akıncı iki tane memnuniyet verici gelişme var benim açımdan dedi. Birincisi kapıların açılması Aplıç ve Derinya. İkincisi de Rum lideriyle uzun bir aradan sonra görüştü. Federasyon konusunda ki kararlılık teyit edildi. İki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm konusunda. Biz dedi daha önce varılmış mutabakatlara bağlı olduğumuzu da teyit ettik dedi Sayın Akıncı ki bu çok önemlidir. Çünkü daha önce var olan mutabakatlarda Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği çok önemli konular vardır. Demek ki bu değişmeyecek. Yani mesela mülkiyet konusunda kabul ettiği çok önemli konular var Türk tarafının. Gene serbest dolaşım, yerleşim, mülkiyet özgürlüğü konusunda kabul ettikleri var. Bunları Kıbrıs Türk tarafının için kabul etti. Çünkü Rum tarafının da dönüşümlü başkanlığı kabul edeceğini düşünerek, buna inanarak kabul etti. Çünkü başlangıçta görüşmenin çerçevesi buydu. Şimdi inşallah Rum tarafı bundan sonraki süreçte, çünkü Sayın Akıncı tarih koyalım dedi, bir zaman dilimi koymak lazım, aksi halde olmaz dedi. Ve Bayan Lut'un Kıbrıs'a gelişinde bu konuda bir karar alınabileceğini ima etti. Şimdi bundan sonraki süreçte başkanlık sistemini, dönüşümlü başkanlığı Rumlar kabul edecek mi etmeyecek mi? Bu vardır. Ama bu arada da enteresan bir şey var. Sayın Akıncı Rum lideriyle çok önemli, çok kritik konuları görüşürken toplumun gündemi başka konulara ayrılmış durumda. Yani şu anda biz bunu konuştuğumuzda bile aman Kıbrıs konusu falan diyenlerin olduğuna da inanıyorum ben. Bitmez, 50 senedir bitmedi, bitmeyecek falan diyenler de olabilir. Ama bence bütün bu geçmiş süreçleri 74'ten bu yana izleyen bir kişi olarak söylüyorum ki Rum tarafı direndi. Bugüne kadar geldi. Şu anda artık son tangoyu oynuyoruz. Yani gerçekten önümüzde çok ciddi bir süreç var. 2003 yılında 23 Nisan günü nasıl sabah uyandığımızda kapılar açıldı. Hadi bakalım eşya diyerek, alkışlayarak herkes gidip gelmeye başladı. Bir anda bu çözüm konusu karşımıza bir paket çıkacak veyahut da tam bir ayrılık çıkacak. Ama Avrupa Birliği üyesi olmuş gerçekliği düşünelim. Bir ülkenin kesin ayrılığını hiçbir şekilde AB üyesi ülkeler ne Almanya ne Fransa asla kabul etmez. Buna izin vermezler. Bu bir. İkincisi, işte biz daha önce olduğu gibi Barbaros Harettin Paşa Kıbrıs açıklarında dolaşır ya da durur, geldi. İstediği kadar gelsin. Barbaros Harettin Paşa'nın derin sondaj yapacak bir teknik özelliği yoktur. Hiçbir şey orada bulunmanın dışında yapacağı hiçbir hareket yoktur. Ama karşı tarafın ihale verdiği şirket ExxonMobil dünya devidir. 10. parselde arama yapacak olan ve Amerika'dır. Amerika Birleşik Devletleri donanması da Akdeniz'dedir. Yani Türkiye'nin Amerikan donanmasıyla savaşacağını yahut da ateş açacağını düşünmek çılgınlık olur. Böyle bir şey olmayacak yani. Olamaz zaten. Yani Amerika'nın savaşa girecek bir durumu yok Türkiye'nin. Türkiye'nin Suriye ve sınırında zaten çok büyük meşguliyetleri var, terör meselesi var. Böyle bir şey olmaz. Bir de ilişkiler biraz düzelmeye doğru gidiyor. İlişkiler düzelmeye doğru gidiyor. Türk ekonomisi bunu zaten kaldırmaz. Dolayısıyla bu gerilim havası yaratılarak iki toplumu daha hızlı bir şekilde yakınlaştırma girişimidir şu anda sergilenen. Benim burada Sayın Akıncı'ya çok kez çağrım oldu, söyledim de bir kez daha söylemek istiyorum. Kıbrıs'ı Türkler açısından en önemli olay geleceğinin güvenliğinin garanti altında olmasıdır. Yani Kıbrıs Rumlara güvenlik konusunda güvenemediğimiz herkes biliyor. Bugün en şahin olan insanlarımız bile, en şahin.
Ya bu çözüm olmazsa biterik, Türkiye'ye gitsin, biz yaşarık Rumlanan diyenler bile başını yastığa koyduğu zaman sabahleyin hiç Türk askerinin olmadığını, bu ülkede garantilerin müdahale hakkında kalktığını düşündükleri zaman ben korkudan yorganın altına girdiklerine inanırım. Yani zanneder ki biz bu iş oldu bitti bir anda, Darumlar bize ertesi sabah gelecek diyecekler, öpeyim seni Reşad-ı Mu, 44 senedir oturdun evimde, da devam et oturmaya da ben de Rum tarafında çile çekeyim, çocuklarım evsiz diyecek bize Rum. Hayal aleminde üzerik. Nerededir evin senin? Lemos'undaydı. Hadi çık git Lemos'una. Baftaydı, çık git baba. E ben gitmem de üstüne yatırım yaptım. Ya ben evimi alacağım. E mülkiyet mahkemesi 2 yılda karar verecek. Kimden yana olacak mülkiyet mahkemesi? Ve ne münasebet benden yana olsun? Yani adamın 44 senedir evini kullanıyorsan sen. O isteyecek. Ha senin iş düzenin böyleydi, böyle yapıldı, tapu verildi. Bak unutulmasın, satır aralarında kaldı. Başka gazeteler yazdı mı görmedim. Ben bunu diyalogda vardı. Dün sadece öyle gördüm. Bu maronitlerin dönüşleriyle ilgili sürecin hızlandırıldığını yazdı Rum basını. Ve bu sürecin hızlandırılması konusunu Rum hükümetiyle, Birleşmiş Milletler'inle, KKTC'deki ilgililerle görüştüklerini ve KKTC bas savcılığından da görüş aldıklarını açıklıyorlar. Bak burası çok önemlidir. Herkes bunu dikkatle dinlesin. Ve diyor ki %80'i zaten diyor boştur. Maronitlerin evleri ya asker kullanıyor ya başka bir şey. %20'si de diyor Kıbrıslı Türklere verildi diyor. E peki ne olacak bu %20? Başlayacaksa oturacak Kıbrıslı Türkler? Hayır diyor. Onlara tapu verildi diyor kendi yönetimleri tarafından ama başsavcılıkta görüşlerdi Kıbrıs Türk kesiminin diyor. Bu %20 mülkü elinde tutanlar çıkacak. Olabilir bu diyor, uygundur. Bunlara ya diyor tazminat verilecek ya da başka ev verilecek diyor. Olay budur. Maronit için neyse geçerli olan, Rum için de geçerli olacak olan budur. Kendi kendimizi kandırmayalım. İşte iyi niyetli komisyon olacak da bekleyelim bakalım komisyon ne yapacak. E sen o süreye kadar zaten oturduğun evi ipotek veremeyeceksin, kiralayamayacaksın, satamayacaksın, sıkıntı edersen bir şey yapamayacaksın, sancılı oturacaksın. Her gün sana asker yok, korku yok, hiçbir şey yok. Gelecek mal sahibi diyecek, ver evimi, ver evimi, ver evimi. Ne yapacaksın? Onun için iki tane konu çok önemli. Birincisi mülk meselesini ciddi bir şekilde bağlamaları lazım. İkincisi de güvenliğin sağlam olması lazım. Halen orada Güney Kıbrıs'ta son seçimlerde 31 bin oy almış bir Elan Partisi vardır. Teröristtir, silahlı eğitim görmektedir. Bunu Akel Partisi de dostlarının Rum sağ başsavcısına vermiştir, teyit edilmiştir. Ve benim şu anda seyrek de olsa, 5-6 ayda bir de olsa görüştüğüm gazeteci ve iş adamı dostlarım vardır. Onların da bana söylediği bizim korkumuz da elhamdır çözümden sonra şeklindedir. Gene bir kanlı çatışma olmasın. Onun için diyorum bu iki konu çok önemlidir. Heyecana galeyana getirilecek bir durum yoktur. Çünkü hayatidir. Hepimizin geleceğidir. Bu bir mülkiyet de iki. Şimdi bu noktada bize Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir şans verdi. Tarihi bir fırsat verdi. Bu kulaklarını çınlatmak isterim. Büyükelçi Sayın Daryal Batıbay'ın çok büyük katkısı vardır. Strasbourg'da bu konuda büyük mücadeleler verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, madem Kıbrıs Türk kesimini tanımıyorsunuz mahkemelerini, o zaman bir tazmin komisyonu kurulacak, 2 tane yabancı üye de olacak. Bu bir şekilde mahkeme görevi, mülkiyet mahkemesi görevini görecek ve bunun alacağı kararlar uygulanacak, yasal olarak kabul edilecek. Tatmin olmazsanız bunun aldığı karardan o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma şansı vardır. İlk şey tamamlanmış demektir hukuk süreci. Nasıl bugün bir Rum mahkemesinde gidiyorsunuz bir karar, bir Kıbrıs Rumsanız da bir olay oldu. Rum mahkemesi sizin ilgili bir karar veriyor ve tatmin olmazsanız ahim yolu açıktır. Nasıl Türkiye'de birisi Türk mahkemesinin verdiği karardan tatmin olmaz ahime gider orada hakkını arar açıktır.
Bu tazmin komisyonunu biz niçin çalıştıramadık? Halen 6500-6600 tane Kıbrıs Rum'un müracaatları var. Yarısından çoğu bunların güzel yurt göçmeni Rumlar olduğu söyleniyor. Ve bütün bir güzel yurdun tapusunu iddiayı söylüyorum. 500 milyon euro gibi bir paraya satın alma şansınız vardır. Ama bu tazmin komisyonu parasızlık yüzünden 2,5 yıldır çalıştırılmıyor. Karar alamıyor. Neden? Çünkü Türkiye'den buraya kaynak akışı durdu. Şimdi bizim devlet yönettiğini, hükümet yönettiğini iddia eden insanlarımız neden bu konuyu Türkiye ile konuşup çözemediler? Bunda sebep 2 yıl geriye döndüğümüzde Türkiye'nin bunlara 2,5 yıl önce bu parayı ben tek başıma ödemek istemiyorum. Eğer oturduğu mülkün dışında fazla Rum mülkü varsa bir adamın da bunu satacak oluyorsa şu anki değerinin 2 katı en az 3 katı olacak değeri bu elde edeceği paranın %20'sini vergi olarak verecek. Veraset vergisi gibi bir şey. Şerefiye vergisi. Bununla ilgili bir yasa çıkması lazım ama. Fakat hem sol partilerde hem sağ partilerde etkili güçler bu yasanın hazırlanıp geçmesine engel oldular. Bana ne ya ben yavrum bana param vereceğim ya. Benim neyim olsun da bu kadar mal bıraktım da BAFTA da ben şimdi bir de param vereceğim. Diyenler oldu. Bunu topluma ne kadar hayati bir mesele olduğunu anlatmadılar. Anlatmadıkları için bu yasa geçmedi. Bu yasa geçmediği için Türkiye buraya para göndermedi. Para göndermeyince Türkiye bu tazmin komisyonu karar alamadı. Şimdi galtlı bir Kıbrıslı Rum da Rum Kaza Mahkemesi'nde dava açtı Esentepe'deki arazisine. Aradan 44 yıl geçtikten sonra inşaat başladı diye. Şimdi bu Kıbrıslı Rum Kaza Mahkemesi'nden bu inşaatı yapanlar ve satın alanlar, inşaattan yapılan villalardan satın alanlarla ilgili tutuklama emri çıkardırsa ne olacak? Bütün Avrupa'da geçerlidir bu. Ama uygulamak komisyona başvurmadı bu. Vurmasın, ayrı meseledir o. İç hukuk olarak kabul ediyor ya. Hayır, o ayrı meseledir. Adamın yasası vardır. 2006 yılında yasa geçirdi. Dedi ki, gerçek mal sahibinin izni olmadan, resmi imzası, belgesi olmadan ne malını satabilin, ne alabilin, ne kiralayabilin, ne kiracıya verebilin. Bu yasa geçerlidir. O orada alabilir kararı ve ondan sonra da bu Avrupa tutuklama emriyle çıkabilir yola. Bu ayrı bir konudur. Sorduk zaten öyle diyor bizim tazmin komisyonu başkanı. Diyor ki o ayrı bir konudur ve bunu yapma hakkı vardır diyor hukuken. Rum tarafı şu anda bunu yapmıyorsa gerilimi tırmandırmamak için yapmıyor. Çözüm sürecine katkı olması için. Peki ben şimdi sorarım. Neden bir yetkili de çıkıp bu Rum tarafında 2006 yılında bu yasa geçtikten sonra özellikle bu yasa 2006'da geçti geriye dönük uygulanamaz. Sana diyor ki eğer bir Rum'un mülkünü demek ister. Satarsa birisi o sahibinin izni olmadan izni nasıl olabilir? Tazmin komisyonuna gelir. Ben satmak isterim der o zaman. Parasını da verirsen satın alırsın o zaman kimse sana bir şey yapamaz. Bunu yapmazsa bir adamla sen onun malını alıyorsun ve satışa çıkarıyorsun da yahut da tarladır, arsadır da sen onun üstüne ev yapan da satan İngiliz'e, Alman'a, Türkiye o zaman sorumluluk altındasın. 5 yıla kadar hapislik öngören bir yasadır bu. Neden bizimkiler çıkıp da insanlarımıza demediler? Ey insanlar, dikkat edin de böyle böyle bir şey vardır. Hele bir de çözüm süreci, müzakere işte, Kral Montana hazırlıklar oldu, şunlar bunlar. Hiç olmazsa bu süreçte durun bakalım, bekleyin, başımız ağrımasın, başınız ağrımasın diye bir mesaj vermedi. O zaman ne olacaktı? Bizim taraftaki gene bazı şahinler diyecekti ki, işte Rum'un malını senin hakkına engellen hani bizim mal... değildir arkadaş. Şimdi yani ben Kıbrıs konusunda Kıbrıslı Türklerin haklarını en fazla savunan insanlardan biriyim. Ama hukuk dışına da çıkmadan bunu yapmak isterim. Yani ben aldım silah zoruyla da benimdir, vur gitsin olmaz böyle bir şey. Bizim o taraftaki mülklerimizin bir kısmını bu insanlar yasal devlet olarak tanındıkları için istimlak yoluyla aldılar. Çok düşük paralarla. Bir kısmını da Rum göçmenleri veya başkalarına kullanım hakkı verdiler. Ama satmadılar. Tapu vermediler. Yapamaz zaten bunu. Tapu veremez. Ama ne yapar? Kira parası kendine göre biçtiği bir bedel vardır. O kira bedelini nice bankaya yatırırlar da çözüm olursa sana al diyecek bunu.
Dolayısıyla bu Kıbrıs meselesine, bu çok önemlidir ve hayati bir meseledir. Bu iki konuyu sağduyu sahibi, milletini, halkını seven, kendinin ve çocuklarının geleceğini düşünen, bu ülkede, bu adada Türk varlığının devam etmesini isteyen herkesin, her örgütün usullü, usul şeklinde demokratik haklarını kullanarak gidip Cumhurbaşkanımızla görüşmesi lazım, müzakerecilerle görüşmesi lazım, tazmin komisyonuyla görüşmesi lazım ve ileri doğru bir adım atılması lazım. Çok geç kaldığımızın bilincindeyim. Bu saatten sonra çok fazla bir şey olacağına da inanmam. Çünkü müzakerelerin başlaması ve 5-6 ay içinde en geç bitmesi öngörülüyor şimdi. Ama yeni bir süreç yok dedi. Gerçi sayın Akıncı ama. Lut geldikten sonra netleşecek dedi. Yani Lut'un da gelmesine ne kaldı işte? Ay sonu. 3 gün, 4 gün sonra gelecek. 5 gün sonra. 31'inde. Dolayısıyla bu toplumu bu hale sürükleyenler bunun da sorumluluğunu üstlenecekler. İleride bunlardan herhalde birileri hesap soracaktır. Çünkü her şeyi kaybetme de söz konusudur. Yani şu anda sen kendini Rum mülklerinin üzerinde oturan ve çok zengin 100 milyon istelinlik adam olarak görebilirsin. Ama bir sabah uyandığında bu 100 milyon istelin bu yok. Bırak yoktur, bir de ağır tazminatlarını nasıl karşılayacaksın onu da düşün. Akıllı yöneticiler, ülkesini seven insanlar bunu bu hale getirmezdi ya. Niçin getirdiler? Niçin çözüm aramadılar? Niçin bu insanlar şimdi geleceğinden baş başa bıraktılar? Efendim bazı kesimler bağırmış, bağırırsa bağıracak. Ya bizde bazı kesimler bak sen, telefon dairesinin iki tane ambarı varmış, da ambarı başka kurumlara devredecekmişler, da onun için bile bize grev yapılır ya. Hakkım yok mu ya benim, ben mal sahibiyim, devletim. Bu ambarlar da devletin kontrolündedir. Eğer senin kullanamadığını düşünürsem, uygunsuz olduğunu düşünürsem, senden alırım başka kuruma veririm, ihtiyaçlı bölümlere. Bu grev sebebi midir bu? Bu ülke buna döndü. Yani kime, hangi yabancıya ben bunu anlatabilirim ya? Mesela Rum tarafında Rum Telekomünikasyon Dairesi'ne devlet vermiş iki tane ambar. Ya boştur ya gereksiz görüyor şimdi yeni şartlarda. Ben bunu alıyorum, veriyorum elektrik kurumuna. Hemen grev yapacaklar bunlar, Rumlar. Var mı ya dünyada böyle bir şey? Onun için devletin yönettiği hiçbir şeyde hayır yoktur ve yönetemez. Özel şirket olduğu zaman kendi gidecek kiralayacak bu ambarları, depoları. Yok ki gavurun malıdır diye al gavurun malında otur içinde. Yoktur böyle bir şey. İşte çözüm, şu bazılar der ki adam edecek bizi derler ya şu bazıları. Bence de adam edecek. Bu anlamda. Bu anlamda. Evet. Her anlamda da edecek. Yasa geçsin, bir miktar verelim ikinci, üçüncü malın satışından. Yok. E ambarlar kontrol edelim, devlet kiradan çıksın da hazır mallara otursun. Yok. Grev. E onu yapalım, yok. Bunu yapalım, yok. E nasıl ya? Erol Can seçiyor ki silent partner, yani gizli ortakçılık. Bir iş yerini iş yeri sahibi tarafından zarara sokmayacağı şekilde istediği gibi yönetir ve gizli ortaklığı bu işten yüzdelik bir pay alır. Gizli ortak yalnızca iş yerinin zarara gideceğini hissettiği zaman yönetime müdahale edebilir. Böyle bir anlaşma KKTC'nin ve tüm adanın menfaatine olabilme şansı vardır ve düşülmesi yararlıdır. Tabii ki bunun içerikleri de vardır. Altan Karakuş, her gün birilerinin arabasını, aynasını kırarlar, lambalara zarar verirler ve insanlar korkuyor bunları anlatsın. Kaldı ki benim arabama zarar verenler halen yakalanmadı ve ortak komite varmış. Nerededir Sayın Akıncı'ya soruyorum diyor. Murat Uzun, son Türk adadan ayrılmadan Kıbrıs sorunu ortadan kalkmaz düşüncesi hala daha güneyde bu kadar hakimken neyi müzakere edeceksin? GSM ve araç sigortası noktasında bile en ufak yakınlaşma yaşanmadı. Hayalperestlere artık uyansın. Reşat Bey'e selamlar demiş. İyi programlar. Londra'ya selamlar Zeka Bey. İzliyorsunuz Londra'dan. Teşekkürler. Evet, ilk etapta gelen yorumlar bunlar. Varsa ekleyeceğiniz yoksa geçelim. Şimdi bu Altan Karakuş arkadaşımız kasaplık yapan bir arkadaştır. Güneyde. Güneyde. Türk tarafındaydı. İş bulamadı herhalde. Sıkıntıya girdi. Güneyde bir Metehan sınır kapısına yakın bir süpermarketin, bir marketin kasap reyonunu işletiyor. Şimdi o marketin müşterilerinin ezici bir çoğunluğu da Kıbrıslı Türkler. Biz burada hayvan
alım satışlarında, et satışlarında okkayından kiloyu da çözemediğimiz için aynı adanın bir bölümünde kuzu eti 48 bin bizde 60 bine satıldığı için hatta onlar da 30'udu bu devalüasyon öncesinde. Yani bu son 4-5 ay öncesine gittiğimizde onlar da 30'du kuzu eti 28-30 TL'ydi bizde 60 TL'ydi. Biz bunu beceremediğimiz için Kıbrıs çocukları da dalga dalga gider etlerini oradan aldığı için Rum düşündü dedi ki ben buraya onların dilinden anlayayım. Çünkü bizim Kıbrıslılar şiştik kes kuyrucuk da koy kebap yapacak. Rumlara bunu nasıl alınacak kuyrucuk da koy. Rumlar pek kuyruk koymaz galiba. Onun için Kıbrıs Türk olması doğaldır. Şimdi bu adam her gün gidiyor oraya. Ve o marketin park yeri var. O gün Rum çalışanlar arabalarını bir sıraya koyarlar tamamen. Altan'ın araba da tek kalan kalıyor diğer bölüme, karşı tarafından. Ve iki tane Kıbrıslı Rum, Rum plakalı araçta gidiyor. Kamera kayıtlarında yüzleri belirgin, arabalarının plakası belirgin. Bunun arabasını uçuruyorlar. Bomba koyuyorlar altına ve uçuyor araba. Yandı, araba yandı. Kullanamaz hale geldi. Bunu Rum polisi kamera kayıtlarını gördü. Ustası biliyor. Kayıtlara geçti, Türk polisine geldi, gününde ihbar etti. Rum polisi hala daha bugün oldu. Bak, Kıbrıs Rum karı kocanın evine girenleri gece karanlıkta Rum polisi 3 gün sonra tutukladı buldu. Her olayı buluyor. Altan Karakuş'un arabasını gündüz vakti gidip bombalayanları bulamıyor. Kamera kayıtları da var. Araba plakası var. Bulamıyor. Daha önce Kıbrıslı Türklere araçlarına ve kendilerine zarar verenler de bulunamadı bugüne kadar veya bulunduysa yargılanmadı. Şu an çözüme bizden çok daha fazla ihtiyaçları vardır onların. Kimse kimseyi kandırmasın. Çünkü çözüm olursa bizim çok alacağımız bir şey yoktur. Mülkiyet olarak. Ama onlar çok büyük mülkler alacak. Sadece Maraş'ı geri almalar halinde 20-30 milyar eurodan bahsederek 124 tane insan Güney Kıbrıs'ta evi yoktur sokakta yaşar. Rum gazeteleri yazdı bunu ben söylemem. Bugün vardır. 124 tane insan, bunun 4 tanesi Kıbrıslı Türk'müş. Herhalde bizde bu göçmenler var gidi, bu anda yaşayan Limassol'da falan. 20 tanesi de Rum'muş. Yani Kıbrıslı Rum öz. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı. Gerisi de yabancı. Ben bizim Allah'a şükür sokakta kaldırılmaya yatan bir kişi duymadım kuzeyde. Ve bu Rum tarafı, bu ekonomik kriz, her 4 kişiden bir tanesinin fakirlik sınırının altında olduğunu gene 2 gün önce Rum basını yazdı. Uyuşturucuda, para karşılığı pasaport vermede, yani yolsuzlukta, kara para aklamada Avrupa Birliği'nin ilk 2 sırasında Rum tarafı. Bu insanlar 30 milyar euroluk bir Maraşlar sadece söz konusu. Diğer alacağı tüm bölgeleri de içine koy. Esas şaha kalkacak olan odur. Bana ihtiyacı olan odur şu. Ve bu dönemde bile bana saldıranları alıp cezalandırmıyor ve bana bir umut vermiyor. Ey arkadaş, ben artık geçmişte yaşananları bir tarafa bıraktım. Size güven veriyorum. Bu devletin polisi Rum da olsa, Türk de olsa, Alman da olsa suçluyu yakalayacak demiyor bana. Ben onun için korkuyorum. Bunun ayıbı yok. Giderim, gezerim. Alışveriş yapacaksam da yaparım. Ama dönerim kendi tarafıma. Beni koruyan, bekleyen birileri var çünkü. Eskiden ben akşamları da ara sıra giderdim, lokantaya da giderdim. Şimdi gece arabama binip de gitmem lokantaya. Korkarım. Önüme çıktı biri vurdu demirle ne yapacağım? Kime anlayacağım alemi? Ki bu arkadaşımızın Altan'ın araba hem Türk tarafına sigorta hem Rum tarafında. Rum dedi kendine ama bunu kapsamaz dedi. Süpermarket sahibine gitti verdi dünya kadar para. Duvarı çatlamış bombanın tesirinden. Tamir et duvarlarını dedi. Buna vermedi. Türk tarafına geçti. Türk tarafına sigorta ama dedi Rum tarafını kapsamaz dedi. Bu adam kaldı. Ve bu devlet buna sahip çıkmadı. Bak onu da söylüyorum. En büyük korkum ve endişelerimden birisi de nasıl bir Kıbrıs Türk yönetimi oluşacak da bir şey olduğunda bizim haklarımızı koruyacak. Şimdi koruyamıyor. Çağırıp da bir tanesi örtülü ödeneğinden bu adamın 7 bin euro arabası gitti.
Alem İpred için olsun çağırsın, barış gücünü de onun önünde. Al ben veriyorum 7 bini de görün siz de körlenin nasıl koruyorsunuz bu Kıbrıs Türkleri demiyorsa ben oluşacak Kıbrıs Türk yönetimi kimdir ondan da korkarım. Yani bu ciddi bir olaydır. Ve bu arkadaşımız Altan öyle milliyetçi çözümlere karşı olan bir adam da değildir. Tam tersi. Ama yaşadı bunları görüyor, duyuyor. Ne olacak bu iş? Şimdiki halde bile bunlar yapılıyor. Yani onun için benim için öncelik dönüşümlü başkanlıkmış da bir de senecik de benden olsunmuş. Benim için hiçbir önemi yoktur. Hiç. Bunun için de yeter ki adil bir düzen olsun. Singapur'u Çinli bir başbakan 40 sene yönetti. Şimdi oğludur yöneten. Singapur'u Singapur yapan adam. Ama azınlıkta olan %13, %15 olan Maleyler, Malezyalılar orada yaşıyor. Kimse gidip Malezyalısın diye sen onu öldürmüyor. Dünyanın en refah ülkesinden biri oldu. İki ülkeden biridir. Ama bizde öyle değil. Bizde bir ırkçı bakışlar olaya. Irkçı bir yaklaşım var. Bunlar konusunda ne yaptı bu Avrupa Birliği bugüne kadar? Neyi başardı? Nasıl, niye bizi yaklaştıramadı? Niye bizi bir araya getiremedi? Niye Rum çocuklarının gelip bizim okullarımızı ziyaret etmesini engelleyen Rum eğitim sistemine, kiliseye bir laf geçiremedi? Ne var bizim okullarımızda? Rum mülkü olduğuna okula gitmek istemiyorsun. Atatürk okuluna gel. Ezeli ve ebedi Türk okuludur. Ne gelmen? Lefkoşa Türk Lisesi'ne gel. Ezeli ve ebedi Türk okuludur. Geldiğinde ne olacak ki? Ha ne olacak? Evet. Ha girsin, yaklaşsın, çocuklara yakınlaşırsınlar diye bunu istediler. Evet. Ama bunu bile durdurdular. Bu ortamda bu müzakereler oluyor. Ha ben şeyi tabii Türkiye'nin direkt Rumlarla müzakere etmesine çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Tehlikeli bir yaklaşımdır. Yani Kıbrıslı Türkleri dışlayarak bu iş olmaz Sayın Akıncı'nın vurguladığı gibi sonunda karar verecek olan Kıbrıslı Türkleridir. Ha Kıbrıslı Türkler karar vermesi için bazı şeylere zorlanacaklarsa, mecbur edileceklerse o ayrı mesele. Ona büyük güçlerin önünde kimse duramaz, bir şey diyemem. İlginç ama AKEL'in genel sekreteri dün o da rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. BM'nin olmadığı ortamda bu görüşmeden rahatsız oluyorum ben dedi. O da değişik bir çıkış oldu. Türkiye ve Rum liderin görüşmesinden kaldı ki bu onlar için bir avantaj. Yani hükümet bunu Prodomo özellikle sözcü çok benimseyerek bütün gelmiş geçmiş attı. Rum liderleri Birleşmiş Milletler toplantıları olduğu zaman koridorda yürürken olsun Türkiye Başbakanı'nın elini sıkmak için sırf bir sıksın da bir fotoğraf çekilsin de bak görüştüm, selamlaştım mesajını kendi toplumuna versin diye çok uğraştılar ama başaramadılar bu son 1-2 yıllık döneme kadar. Son 1-2 yıllık dönemde değişti Türk dış politikasının Kıbrıs'la ilgili tavırları, uygulamaları. Herhalde bir Sayın Çavuşoğlu'nun da bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bu böyle bir defalık bir görüşme olduysa, yani bir de ben konuşayım ya yüz yüze bakayım bu Rum tarafı gerçekten ne istiyor, bunu tespit etmek amacıyla yapmışsa bunda endişe duyulmaz. Ama bu uzun süreli olursa Kıbrıs Türk toplumunun devre dışı kalmasına yol açar ki bu da çok ciddi bir o uyarı yapıyor Sayın Akıncı. Hatta Kipriyanı'yla görüşeceklerini duydum dedi, görüşülebilir filan dedi. Biraz geçelim mi içeriye son 15 dakikamız varken? Sayın Serdar Denktaş da konuştu bugün. Sevgili Çiğdem ilginç açıklamaları var Serdar Bey'in. Ama tabii önce şeye inmek lazım herhalde. Yani 160 milyona yakın alacağı var müteahhidin. O da diyor bir can suyu verin en azından idare edelim. Serdar Bey de Türkiye'den para yok diyor. Neyi olmayan nasıl vereyim? Evet bu ilginç bir tartışma. Kıbrıs meselesini bir ek daha yaparak öyle kapatayım. Peki. Şimdi bizim Kıbrıs Türk tarafı çok iyi niyetli olduğunu, çözüm istediğini, bu ülkede artık kalıcı barış istediğini, iki toplumun dost olarak yaşamasından yana olduğunu göstermek için çok somut adımlar attı. Mesela herhangi bir kilisede gelip artık dini ayin yapabiliyorlar Rumlar. Eskiden kapılar kapalıydı bunlara. Gelip de orada burada
herhangi bir yerde dini ayin yapmalarına izin verilmezdi. Fakat şimdi Kıbrıs Türk tarafı her başvuruya olumlu cevap veriyor. Geliyorlar, istedikleri gibi dini ayinlerini yapıyorlar. Hatta sembolik olarak taput çıkarıp Mausa'daki kiliseden gezdirip Hazreti İsa'yı Mausa sokağına gezdirir gibi temsil yapmalarına kadar izin veriliyor. Ayrıca Kıbrıs Rumların eğer güneyde bir Kıbrıslı Türk onların mallarını çalıyorsa, hırsızlık yapıyorsa ve o çaldığını kuzeye geçiriyorsa, Kıbrıs Türk tarafı bu Kıbrıslı Türk'ü tutukluyor, mahkemenin huzuruna çıkarıyor, yargılıyor, cezaevine de gönderiyor. Biraz önce Altan Karakoç'u söyledik. Bir tane adam yakalayıp yargılamadılar ama bizim taraf, bırakın bir Kıbrıslı Rum'u, Kıbrıslı Türk güneyde onlardan herhangi bir şey çaldıysa, araba çaldı ya başka bir şey çaldı, parça da getirdi, yakalanırsa yargılıyor ve en ağırda cezayı vererek onu cezaevine gönderiyor. Bir iyi niyet gösterisi olarak sınır kapıları da açıldı. Biz o tarafa gidiyoruz. Onlar da şimdi akaryakıt ucuz olduğu için gelmeye başladılar. Fakat Larnaka Havaalanı'na gelen yabancı turistleri vizeler olduğu halde Avrupa Birliği vatandaşı olmayan turistlerden söz ederim. Bunlar kimdir? İsraillilerdir. Bunlar kimdir? Lübnanlı Araplardır, Ürdünlüdür, Rus'tur. Geliyorlar Larnaka Havaalanı'na, vizeleri de var. Muhaciret memuru bunlara soruyor. Eğer Girne'de kalacağım derlerse bunlar, onları çekiyorlar bir odaya, pasaportlarını mühürlüyorlar ve geri gönderiyorlar. Bunu birkaç kez sanıyorum Dışişleri Bakanı Sayın Özersay birkaç kez Birleşmiş Milletler yetkililerini ve İsrail Büyükelçisi'ni uyardı zannediyorum. İsrail Büyükelçisi de geçmişte bir iki kez Rumlara bu konuda iltimatum verdi. Benim vatandaşlarımı niye bunu yapıyorsunuz? Fakat bu Rum tarafının tavrının değişmediğini görüyoruz. Geçen hafta gene 6 tane İsrail vatandaşı, bunlar önemli insanlar, Larnaka Havaalanı'na geliyor. Larnaka Havaalanı'nda bunların kuzeye geçeceğini anlıyor Rum muhacirat memuru. Bunları Yunanistan'a gönderiyor. Yunanistan'dan bunlar Türkiye'ye gidiyor. İstanbul'a, İstanbul'dan da Ercan'a geliyorlar. 24 saatlik bir işkence turu bu. Bu konuda da iyi niyetli olmadıkları anlaşılıyor. Bizim tarafında bu konuda onları çok daha ciddi ve sert bir şekilde uyarması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya. Şimdi tam da bu Kıbrıs meselesi görüşürken bir de kameraları Kıbrıs'ın kuzeyine çevirelim sadece. Ne var ne yok bizim tarafta. Şimdi bakıyoruz, okullarda hala daha, bazı okullarda kitap eksikliği devam ediyor. Hala daha kırtasiye malzemesi, tekstil malzemelerinin eksik olduğu yönünde haberler geliyor. Hala daha bazı okullarda öğretmen eksikliğinin devam ettiği söyleniyor. Bütün bir yaz geçti, 3 ay sürede bunların bu eksiklikler giderilmediği için bugün sıkıntılar yaşanıyor. Geçiyorum o bir tarafa, patates oldu 10 lira 12 lira diye kıyametler koptu. Patates ihracatçısı bir ülke bir anda yurt dışından ithalata izin verdi. Geçiyorum yine Türk tarafındaki olaylara bakıyorum. Bugün Diyalog manşeti, zeytin üreticileri perişan. Bu yıl hem Akdeniz sineği hem kuraklık hem gelen Afrika'dan gelen toz tozlar bunlar zeytin üretimini neredeyse dibe vurdurdu. Üreticiler perişan. Bakıyorum hayvancılarla yapılan geçici bir anlaşma var. 2 ay sonra dolacak, 2 ay sonra dolduğundan ne olacak? Nasıl bu insanların bu yemlere gelen zamlar karşısındaki mağduriyeti giderilecek? Nasıl çözüm üretilecek belli değil. Ve bugün müteahhitlerin eylemi, araçlarıyla sokaklara döküldüler. Neden? Devletten alacaklarını tahsil edemedikleri için. Ayrıca bu sözleşmeler Türk parası üzerinden yapıldığı için bu insanlar döviz yükseldikçe ciddi miktarlarda zarara uğruyorlar. Ve o nedenle de bugün bu eylemi yapmak zorunda kaldılar. Geçiyorum Maliye Bakanı'na. Maliye Bakanı da diyor ki bende darphane yok ki diyor, para basayım ya dağdayım. Yani bu devlet nasıl yönetiliyor? Şu anda bu şekilde. Ortadaki manzara bu. Bende darphane yok. Peki sorun nedir? Sorun Türkiye'den buraya para akışının durmasıdır diyorlar. Ve sordukları zaman bence bunlarla dalga geçilen bir
yaklaşımdır bu. Efendim Türkiye yeni sisteme geçtiği için o sistem değişikliği nedeniyle bazı bürokratik sorunlar yaşanıyor. Ya Türkiye yeni sisteme geçti diye Türkiye'deki müteahhitlerin ödemeleri durduruldu mu? Türkiye yeni sisteme geçti diye Türkiye'deki memurların, emeklerin maaşları durduruldu mu? Tam tersi yeni önlemler alındı, yeni paralar verildi. Peki buraya neden durduruldu bu? Bunu sorgulamak lazım. Şimdi de diyorlar ki Türkiye yeni sisteme geçti. Tamamdır, her şey tamam da bir imza eksiği vardır. O imzayı atacak kişi daha atanmadı diyorlarmış. Ve bu çerçevede buraya para akışı durdu. Ben diyor Sayın Maliye Bakanı, emeklilerin maaşlarını bugün ödeyeceğim, ona para isterim. Pazartesi, salıda şey gelecek, memur maaşlarının ödenmesi ya da çarşamba günü galiba. Onlara para isterim. Bunlara nasıl ödeyeceğim? Yoktur diyor bu para. Yani bu ne demektir bu insanlara? Havada bulut, sen de bunu unut. Nasıl olacak? Hepsi batacak demektir o zaman. Yani bu müzakere sürecinde Kıbrıs'ın geleceğinin kaderinin çizildiği bugünlerde işte bu gerilimlerin yaşanması çok üzücü bir durumdur. Dolayısıyla Türkiye bunun için yapıyor. Burada akla gelen ilk cevap şudur. Türkiye bunu yapıyor çünkü siz Türkiye'yle devamlı alay etmeye kalktınız ya. Protokol imzaladınız, aldınız peşin paraları da, ondan sonra bu protokolün şartlarını yerine getirmediniz. Özelleştirme dediniz, telefon dairesi, elektrik dairesi, ondan sonra iktidara geldiniz, özerkleşme dediniz. Sağcısı da bunu yaptı, solcusu da bunu yaptı. Şimdi dörtlü koalisyon o da bunu yapıyor. Ve bu özerkleşmenin ne olduğunu bize anlatamıyor. Ya biz dünyaya rezil olduk. Sentilaryon'dan Girne'nin içine kadar 4 kilometrelik yolu 7 aydır bitiremedik. Ya bundan daha büyük bir rezalet olur mu da dönüşümlü başkanlık isterik neyi idare edecek biz? Bize bakarlar, sen neyi idare edeceksin ya? Sen 4 kilometrelik yolu 7 ayda bitiremedin. Gerekçe efendim Türkiye kaynaklıydı o ödeme. Ne başlattın bu yolu? Ne başlattın parasını almadan bu yolu? Efendim oradan ihaleye çıkıldı. O zaman gidip anlatacaksın. Görüşüyorsun bakanınla. Gidip anlatacaksın. Veya baktınız gördünüz ki çaresiz kaldınız yani. Seçenek yok. Bizden bu kadar diyeceğim. Bizden bu kadar. Evet. Cem, yavaş yavaş gelen mailleri de okuyayım. Sonra kapatacağız şunu. Reşat abi, günün sonunda bizi kendi kendimizi yok edeceğiz. Rum'a gerek yok çünkü biz birbirimizi yok etmek için elimize geleni yapıyoruz diyor Cemal Darbaz. Hasan Nihat Erduran, müteahhitlerin bugünkü eylemini samimi bulmadım. Blokesiz harcamaya imza atamaz hiçbir memur. Nedenlerini kendileri de çok iyi bilirler. Araçlarında plaka yok, çoğunda da koçan yok. Bu servet sermayeyi ağırlıklı olarak devlet ihalelerinden kazandılar ve piyasaya da halen iş yaparlar. Üzüldüm şahsen demiş. Türkiye'de de müteahhitlerin hak edişleri durdu. Yakında ödemeler başlayacak. Binay Hüseyin, Avrupa Birliği devletlerinde milliyetçilik aldı başını gidiyor. Hatta bütün dünya milliyetçiliğe geçti. Trump bile Amerika'da Amerika First diyor. Öyle. Bizim KKTC 1970'lerin solcuların elinde dünyanın barış kalesi oldu maşallah demiş Sayın Binay Bey de. Evet. Neşat Bey. Şimdi toparlayacağız yavaş yavaş. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Ben yani kendi hayatımda, iş hayatımda, meslek hayatımda, gazetecilik hayatımda çaresizliklere pek yer vermem. Yani ne yapalım ya, işte öyle oldu, yağmur yağdı, elektrik kesildi, gazete çıkmasın. Ne yapalım, öyle oldu, böyle oldu da aman işte iki hafta evvel halk meclisine gideceğimizde muhtar bile heyecana kapıldı. Yahu yağmur aldı götürdü göl, elektrik kesildi, nasıl program yapacaksınız falan da. Oturun siz de kahveciğiniz için, konyacığınız için de olmaz öyle şey. Çaresizlikler içinde çare üretmektir önemli olan. Yani battık bittik yok olduk deyip de başkalarının seni beslemesini, başkalarının sana ekmek uzatmasını beklemek kadar kötü bir şey olamaz. Sen kendin çare üreteceksin. Ben bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Bir tek diyalog gazetesi başından beri her gün 16 ve 17. sayfada vergi listelerini yayınlıyor. Hasan Nihat Erdoğan da hep basın nerede basın nerede? Basın burada ya. Her gün yayınlıyor, al oku. 16 ve 17. sayfalarda
Her gün o var. Ayrı ayrı istiyor. Şeyi. 16. Vermedim Ali'ye. Nasıl ayıracağım ben? Kimin ben bakkal olduğunu, kimin müteahhit olduğunu nereden bileceğim? 16. sayfada şahıslar vergisi, 17'de kurumlar vergisi var. Ben dün baktım. Tabii benim adım 270'te geçti. 272. sırada ada genelinde. Ben bir metre yöneticisiyim. Ada genelinin tümünde bu ülkenin en zenginlerinin üstünde çıktım. Ne büyük olay. Dün bir tane baktım. Şimdi Türkiye'den gelen yatırımcılara bir şey var. Bizde böyle saldırı var. Geldiler, yattılar, yuttular, yok ediyorlar bizi ya. Ben bir Kıbrıslı yatırımcı gördüm. Bak, inanılmaz zengin. İnanılmaz zengin. Şimdi ekonomik durum bozulduysa bilmiyorum ama bu listeler 2017'dir. Sadece bir arabası benim bütün servetimi alır. Dün baktım. Kaçıncıdayız bugün? 3623'te bitti. Demek ki dün 3000'lerdeydi gene. Belki de 3200-3300'de cüsrada. Ben 272. Bu arkadaşımız da, yani öyle bir tanesinin ismini vermeyeceğim, merak etmesin. 4000 kusur TL ödemiş ya 2017'de. Bak diyorum, sadece arabası benim bütün servetimi satın alır. Bunu bilmez Maliye Bakanı ya, vergi müdürleri ya. Da ondan sonra darphane mi var da basayım derler. Yapmasın ya bunu bana. Başka bir şey söylemeyeceğim. Yapmasınlar bunu. Bilirler kimde var para. Kimlerin para bastığını bilirler. 200 kişi sadece bir isim listesi çıkarsalar. Ha, bunlara da diyecekler. Dur, kavga etmeyelim ha. Gene yiyecek içecek meyhanecik de gene seni idare edeceğim. Yani gene demeyeceğim sahaya 1,5 milyon ver. Ama yok da 4 ama bin ama yok lira. Da 4 bin. Bu olacak ilk etapta 40 bin. Gelen sene olacak 60 bin. O bir sene olacak 100 bin, 150 bin diyecek. Gene meyhanecimize gidelim. Çünkü gene tam gidersem üstüne 4 milyon ödeyeceksin. 4 bin değil. Bunu da yapmazsak nasıl ülke yönetecek? Nasıl çözecek bu sorunları? Darphane aslında elinde. Böyle çekerse böyle vurur, başlar aksın paralar. Darphane elinde, hükümetin elinde. Evet. Peki. Yani ben baktığım isimler, sağdan da çok önemli isimler var, soldan da. Sol cepheden de buldum. Söylemeyeyim, CTP'nin ileri gelenlerini de gördüm. Çok güzel vergi ödüyorlar. 5000-6000 sağ olsunlar. Ama olmaz böyle bir şey ya. Yani böyle bir şey olmaz. Peki, bugünü noktalayalım bu şekilde. Özellikle Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri daha çok ele aldık ama içeriği de konuşmadan edemiyoruz işte maalesef. Yapılacak iş çok, gördüğümüz o. Bunların yapılmasına yönelik olarak da her hafta, her cuma bu saatlerde konuşmaya devam ediyoruz ve bugünü noktalıyorum. Bir tabii her zaman olduğu gibi anımsatmamıza noktalayalım. Halk Meclisi programı yüzde durmuyor tabii. Devam ediyoruz. Paşaköy Belediyesi'ne bağlı Kurudere Köyü'ne gideceğiz. Ve orada salı akşamı saat 20'de bölge insanıyla bir araya geleceğiz. Herkesi de şimdiden duyuruyoruz. Bölgede yapacağımız toplantıya, Halk Meclisi toplantısına bekliyoruz. Bugün de noktalamış olduk. İyi tatiller. Hafta sonu tabii, onu da ifade edelim. Ulusal Birlik Partisi kurultayı var. Önemli bir kurultay. Hem cumartesi hem pazar canlı yayınlarla da karşınızda olacağız. Oradaki ambiyansı, sonuçları, olan biteni duyuracağız an be an. O bilgiyi de vermemizle birlikte sizlere iyi tatiller dileyelim. Görüşmek üzere. Diyalog gazetesi.